Merhaba sevgili Nesnet.com üyeleri. Perşembe günkü Euroleague bülteniyle karşınızdayız. İlk karşılaşmamız 693 koluyla Fenerbahçe Anadolu Efes karşılaşması. Bu maçı handikap olarak 1.65 ile Fenerbahçe'ye 1.75'ten de Anadolu Efes oynayabiliriz. Ayrıca 732 koluyla bu karşılaşma ilk yarı 0.5 ve maç sonu 0.5 Efes tarafındaki handikap ve toplam sayı olarak da 151.5 görüyoruz. Ben direkt olarak 693 koduyla handikap olarak Efes galibiyeti önereceğim ki bu karşılaşmada baktığımızda Efes'in kazanırsa grubu 4. sırada bitireceğini ve top 8'e kalacağını görüyoruz. Fenerbahçe açısından ise açıkçası sıralama açısından çok da önemli olmayan bir karşılaşma diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe diğer grubun 3. ve 4. henüz netleşmediği için takım seçme şansı da yok. İlk 2'yi de garantilediği için saha avantajı da onlarda olacak. Dolayısıyla bir kez daha kazanmak zorunda olan takımın tarafında olacağım. Anadolu Efes daha çok kazanmak isteyeceği için 4. sıra için kazanmaktan başka çaresi olmadığı için kazanacaktır düşüncesindeyim. İkinci karşılaşmam 734 koduyla Malaga-Vitoria karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 1.5 ve maç sonu 3.5 ile Malaga tarafında toplam sayı olarak da 164.5'u görüyoruz. Vitoria hemen öncesinde Efes maçının sonucunu ya da maçın büyük bir kısmını görüp de bu karşılaşmaya çıkacak. Oradaki olası bir Efes mağlubiyetinde kazanmaktan başka şansları yok. Kazanırlarsa kendileri dördüncü olacak. Fakat orada eğer Efes'in önde olduğunu görürlerse ve bu maçı bu şekilde çıkarlarsa da çok da bir anlamı kalmayacak bu karşılaşmanın. Zaten Malaga'da gruptan çıkamamıştı. Haftalar öncesinden belliydi. O zamandan beri sürekli maçların üst bittiğini görüyoruz. Vitoria'nın da bence öbür taraftan Efes galibiyetinin geleceğini düşünürsek Vitoria'nın da maça çok rahat bir tempoda, belli bir yerden sonra rahat bir tempoda oynamasını bekliyorum. Dolayısıyla iki tarafın da çok atacağı, üste gideceğimiz bir karşılaşma olur düşüncesindeyim burada da. Üçüncü karşılaşmam 735 koduyla Olimpia Milano CSKA Moskova karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 3.5 ve maç sonu 6.5 ile Milano tarafında toplam sayı olarak da 168.5'u görüyoruz ki bu karşılaşma için ilk önce 146.5 gibi çok komik bir toplam sayı limiti açılmıştı. Daha sonrasında bunun risk yönetimi farkına vardı ve handikapı 168.5'a kadar çıkardı. Ben 146.5'tayken üst almıştım, 168.5'tayken de gene üst alacağım. Bakıldığında CSKA'nın 2-2'yi garantilediğini görüyoruz. Milano'da geçen haftaki Efes mağlubiyetiyle artık gruptan çıkma şansını kaybetti. Ama özellikle Milano'nun Brooks ve Gentile başta olmak üzere hücumcuların çok formda olduklarını görüyoruz. Euroleague arenasındaki son maç olacak. Dolayısıyla oyuncular istatistiklerini oynayacakları düşüncesindeyim. Aynı şekilde CSKA'nın da içeride dışarıda rakip ayrımı yapmadan özellikle hücum anlamında çok iyi oynadığını biliyoruz. Burada da açıkçası kazanıp grubu lider bitirmek isteyeceklerdir. Ben iki tarafında çok yüksek skorlara ulaşacağı ve toplam sayının açılacağı bir maç bekliyorum. Son karşılaşmam 736 koduyla Kızıl Yıldız Panathinaikos karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 2.5 ve maç sonu 4.5 ile Kızıl Yıldız tarafında toplam sayı olarak da 149.5'u görüyoruz. Bu karşılaşma ilk önce 154.5 açılmıştı. Oradan alt tercih yapmıştım. 149.5'tan da gene alt önereceğim. Kızıl Yıldız çok büyük skorerleri olmayan, kendi sahasında özellikle 20.000 kişilik bir seyirci atmosferiyle oynayan ve Marjanovic gibi belki de Avrupa'nın en iyi uzuna sahip takımı. Panathinaikos bu karşılaşmada özellikle Marjanovic'i durdurmakta ya da yavaşlatabilirse karşılaşmayı kazanacaktır düşüncesindeyim. Fakat Kızıl Yıldız'da son karşılaşmasında taraftarına iyi bir maç yaşatmak istiyor. Bakıldığında Panathinaikos bu maçı kaybederse ve Alba Berlin öbür tarafta kazanırsa Panathinaikos'un grup dışında kalma ihtimali var ki böyle bir riske girmek istemeyeceklerdir. Hani maçı kazanmak için oynayacaklardır. Fakat burada özellikle maçın bir kademe stresi geçmesini bekliyorum. Kızıl Yıldız'ın fazla hücum silahının olmaması, Panathinaikos'un da bu karşılaşmayı özellikle dördüncülük anlamında, stres anlamında yüksek yaşaması bence bu karşılaşmayı alta götürecektir. 150 sayılara ulaşmasını beklemiyorum. 140'larda bitmesini bekliyorum. Bu nedenle buradaki tercihim alt olacak. Bugünlük tercihlerim bu şekilde. Herkese bol şans diliyorum.